Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. 11. sınıflar, yaslanın arkanıza. Herkes arkasına yaslansın. Sınıftaysak sırala yaslanalım hocam. Gülme, gülme, sakin ol. Herkes arkasına bir yaslansın hocam. Mükemmel sorular hazırladım. İki sınavımız test olacağı için ben de test sorular hazırladım. Harika sorular seçtim. İlk üniteden son üniteye kadar ilk dönem ne işlediyseniz, ne işlemeniz gerekiyorsa hepsini soruya çevirdim. İçiniz çok rahat olsun. O zaman haydi hocam, hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım. Evet, neredeyiz? 11. sınıf, doğru. Türk Dil Edebiyatı doğru. Birinci dönemdeyiz, doğru. İkinci yazıda o da doğru. O zaman haydi hocam, soruların doğrularını bulalım. Bir diyelim. Edebi akımlar, bismillah. Onlar sanat için sanat anlayışıyla eser yazarlar. Güzel. Onlar biçim kusursuzluğuna önem verirler. Güzel. Onların diyor üslubu süsten uzaktır. Eyvallah. Onlar duygusallığa yer vermezler. Ahmet Tevfik Paşa edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir. Ya buradaki onlar ifadesiyle hangi edebi akım anlatılıyor diyor? Tabii ki Ahmet Tevfik Paşa. Şinasiler şunlar bunlar. Klasisizm, doğru cevap tabii ki B seçeneği olacak. Çok iyiydi. Devam, ikinci soru. Çok uzatmayacağım, seri geçeceğim. Ne diyor? Akımı soruyor yine. Şiirde gerçeklik ifadesiyle karşılanmaktadır. Güzel. Burada çıkıyor aslında cevap. Edebiyatımızda sınırlı dönemlerde sınırlı sayıda sanatçı tarafından kullanılmıştır. Realizmin şiirde kendini gösterdiği halidir desek yanılmış olmayız. Realizmin, yani gerçekçiliğin şiirdeki haline ne diyoruz? Hocam saçını bir düzelt. Evet. Parnasizm. D seçeneği doğru. Şiirde realizm, parnasizm demek arkadaşlar. Cebinizde kalsın. 3. Hangisinde gözlemci bakış açısı kullanılmış? Biliyorsunuz kahraman, gözlemci ve hakim var. Hakim dediğimiz ilahi, tanrısal. Yani karakterin aklından geçenleri de biliyor olması. Geldi, oturdu, aklına şunlar vardı. Güzel. Eğer kahraman diyorsa yaptım, ettim, gittim. Gözlemci ise geldi, gitti. Sadece gördüğünü anlatıyor. Bakalım. Sıranın altındaki kitapları bir bir yere indirdi. Öğretmenin anlattıklarını not etmenin telaşı güzel yüzünden okunuyordu. Telaş, bu hakim bakış açısı. Elindeki kalemle defterini karaladı. Sonra yanındaki arkadaşına dönüp işi olduğunu ve tekrar geleceğini söyledi. Arkadaş hemen dediklerini bir kenara not etti. Görüyor, gördüklerini anlatıyor. Gözlemci, zihninin en ücra köşelerinde diyor, taşıdığı bu korku onun hiç peşini bırakmıyordu. Korku taşıması, hakim bakış açısı yine, içsel şeyler var çünkü. Sorularının zor olmaması için çok gayret verdi. Kitap basıldıktan sonra yüzündeki endişe yine burada. Bir tanrısal bakış açısı var, ilahi bakış açısı var. İsteklerini yanındakine aktardı, arkadaşının isteklerini dinlemesine sevindi. Bu içinden bu akşam neler yapacağını düşünüyordu. Bunlar hep hakim bakış açısının küçük küçük artistlikleri. Doğru cevap kesinlikle B olacak. İçinden geçenleri falan söylemiyor. Karakter de değil, sadece gördüklerini anlatıyor. Saygı duyuyorum. Kaça geldik hocam? Numaralandıralım soruları. Dördüncü soru. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlara ait yukarıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Gayet seri gidiyorum arkadaşlar. Çarpı 2'de izleyenlere selam olsun. Devam. Psikolojik olaylar toplumsal olaylardan daha az tercih edilmiştir. Seversen. Bu adamlar bireyin iç dünyasını esas alıyorlar. Tabii ki psikolojik olayları ele alacaklar. Toplumsal olaylardan daha az tercih edilebilir mi? Yanlış. Ruh halleri ve iç çatışmalar olay öyküsünün temelidir. Doğru. Çehov tarzı öyküler. Güzel. Bilinç akışı, iç konuşma, iç gözlem gibi yöntemler kullanmışlardır. Doğru. Bireyin iç dünyası aydınlatılmaya çalışmıştır. Doğru. Tabii ki bu adamlar yani psikolojiyi ele alan adamlar. Değil mi? Ruh dünyasını ele alan adamlar. Dikkat. Kaçtayız hocam? 4'ten 5'e geldik. Toplumcu gerçekçi roman ve hikaye yazarlarına ait yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Köylü, işçi, patron gibi çatışma unsurlar işlenmiştir. Güzel, eyvallah. Kahramanlar bulundukları yörenin ağzıyla konuşturulmuştur. Saygı duyarım. Romantizm, sembolizm akımları etkili olmuştur diyor. Saygı duyarım, eyvallah. Sembolizme çok saygı duymam, romantizme de duymam, dursun. Yurdun sorunlarını anlatmayı görebilmişlerdir, eyvallah. Sanat toplum için de görürse evet, yani biz saygı duyarız dedik ama 3 numarada sembolizm ne alaka ya? Zaten romantizm de aslında ne alakadır? Çünkü bu adamlar realisttir, gerçekçidir değil mi? Reel olanla ilgilenirler. Halkın sorunlarını anlatırlar değil mi? Ne yaşanıyorsa toplumsal problemleri anlatıyorlar. Sembolik şeylerle yani kapalı anlatımla ne iş olabilir bu adamların? 3 numaraya saygı duymuyorum. Saygı duyarım demiştim ama duymuyorum. Doğru cevap C seçeneği olacak. Geldim 6'ya. Modernizmi esas alan sanatçılarla ilgili. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Olaylara daima sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır. Saygı. Çağrışımların fazla olduğu sembolik bir anlatımları vardır. Saygı. Kişinin yaşadığı bunalımlar eserlerde sıkça işlemiş. Saygı duyarım. İç bunalımları işlemelerine rağmen bunalım edebiyatı ifadesine karşı çıkmışlardır. Hayır. Bakın arkadaşlar. Bunalım edebiyatı kavramını ortaya atanlar modernistlerdir. Postmodernistlerdir. Cumhuriyet döneminde. Unutmayın lütfen. Buna karşı çıkmazlar. Bilinç akışı, iç monolog. Evet, bu tarz artistik teknikleri de yine arkadaşlar. Bu sandalyenin kolu da yani sağa sola böyle. Evet.
4 numara bizim doğru cevabımız. Saygı duyuyoruz hocam. Müthiş gidiyoruz. Çok iyi. Bunalım edebiyatı diyen kişiler modernistlerdir, unutma lütfen. Devam hocam, devam, daha seri Allah aşkına. 6 geldik 7'ye. Tanzimat şiiriyle ilgili hangisi yanlıştır diyecek. Şekil olarak eskiye bağlı kalınsa da içerik yönünden yenilikler görülmekte. Doğru. Hürriyet kasidesi bunun en güzel örneğidir arkadaşlar. Hürriyet diyor ya, içerik yeni işte. Hak, adalet, hürriyet ama kaside diyor. Değil mi? Hürriyet kasidesi. Biçim olarak eski, içerik olarak yeni. 1 numara. Doğru. Kafiyenin kulak için olması gerektiği Tanzimat'ın başından sonuna savunan tek kafiye anlayışı. Hayır. Kafiye kulak için diyen var, göz için diyen var. Değil mi? Muallim Naci ile Recaizade neyi tartıştı zaten? 2 numara yanlış. Konu bütünlüğüne şairler büyük önem vermişlerdi. Saygı duyuyorum. İlk kez bu dönemde şiirlere başlık verilmiştir. Doğru. Klasizm ve romantizm bakımının etkisi görülmektedir. O da doğru. Saygı duyuyorum. Gayet seri gidiyorum. Hiç oyalamaya, böyle laf ebeli yapmaya gerek yok. 50-60 dakikalık bir video sizin zamanınızı çalar sadece. Başka hiçbir şey yaramaz. O yüzden 7. sorudan sonra 8. soruya seri bir şekilde geçiyorum. Servet Fünun şiirle ilgili yanlış arıyoruz. Şiirde anlamı bir dizede tamamlamayıp sonraki dizelere aktarmışlardır. Anjapman diyoruz arkadaşlar buna. Anjapman. Bunu Servet Fünuncular yapıyor zaten. Devam. Bu demek. Bir numaranın açıklaması bu. Var yani. Bu doğru bir bilgi. Mensur şiirin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Saygı duyarım. Mezardan sesler hadi siyah uçakla gel. İçe kapanık, duygulu, umutsuz bir yapı sanatçılara hakimdir. Saygı tabii ki doğru. Anlamı kapalı şiirler yazılmıştır. Doğru. Yani Cenap Şahbettinler, Tevfik Fikretler gerçekten anlaşılması güçlü şiirler yazıyorlar. Güzel. Göz için kafiye anlayışı son dönem şiirinde hakim olmuştur. Göz için kafiye dediğin zaman olay karışır, ortalık karışır. Ortalık yanar. Divan edebiyatına ne işimiz var bizim göz için kafiyeyle Allah aşkına. Göz için kafiye divanda geçti gitti. Tanzimat'ta ufak ufak devam etti ama Servet Fünun'da artık batı edebiyatı ya. Ne işi var göz için uyakla. Devam 9'dayız hocam. Fecaati şiirle ilgili hangisi yanlışır diyor. Parnasizm akımının da etkisi görülmektedir. Saygı ağır bir dil kullanılmıştır. Saygı göz için kafiye anlayışı hakim olmuştur. Serbest müsaat nazım biçimi serbest nazma yaklaştırılmıştır. Güzel. Servet Fünun'un şiirinin devamı niteliğindedir. Doğru. Göz için kafiye anlayışı hakim olmuştur. Göz için kafiyeyi dediğim gibi yine divan ve tanzimat gibi kabul edebiliriz. Aman dikkat, burada artık onlar yıkılacak. Doğru olarak doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Geldim 10. soruya. Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Milli Edebiyat Dönemi'nde sade dil anlayışının hayata geçirilmesinde 5 yaşıcıların payı büyüktür. Doğru. Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı bakımından tek çatı altında toplanmaz, 3 başlıkta incelenebilir. Yani ayırırız kendi içinde tabii yani. Doğru. Kendi içerisinde ayırırız tabii ki milli edebiyat. Bir an burada bırakasım geldi. Çünkü dönemleri ayırmak daha çok cumhuriyette kendini hissettirir ama milli edebiyatta öyledir arkadaşlar. Milli edebiyatta böyle milli duyguları isteyen değil mi? Türkçülük akımından çok fazla etkilenenler gibi ayrılma mümkün. Bireysel duyguları işleyen şairler de vardır. Doğru. Yani bir dönemin tamamı şudur demek yanlış olur zaten. Bireysel konulara eyvallah, bireysel duygular. Halk edebiyatı nazım biçimleri de tabii ki yani lisan şiirinde mesela mani tarzında yazıyor Ziya Gökalp biliyorsunuz. Aruz ve hece şairlerin tamam bir arada kullanmıştır. Hayır, tamamında böyle bir durum söz konusu olamaz. Mehmet Emin Yurdakul var mesela, hece kullanıyor. Aruz nerede? Devam 9-10-11 ama yanlış olmasın. Devam. Saf şiire ait bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Biçim güzelliği ön plandadır. Anlam daha çok ön planda tutulmuş. Duygular ikinci plana atılmıştır. İmgelerle dolu bir şiir tercih edilmiştir. Lirik temalar daha çok kullanılmış. Soyutluk hakim olmuş. Şimdi Allah rızası için. Yani saf şiirler, saf şiir yazarları, ey vatandaşlar, Ahmet Haşim, sen neyi savunuyorsun? Anlamı açıklamak gereksiz demiyor musun şiirde? Evet, benim için biçim mükemmel hiç önemli demiyorsun. Doğru, ben soyutluğa önem veririm demiyorsun. Demiyor musun? Evet, imgelerle dolu yazarım demiyor musun? Lirik, aşk vesaire bahsederim demiyor musun? Diyorsun. Ya Ahmet Haşim'in anlamı ön plana çıkardığı hangi şiir var Allah'ını seversen? Yani saf şairlerde, saf şiiri savunanlarda daha doğru ifadeyle anlam kapalıdır, ön planda tutulmaz. 12. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Makale bir konuyu ispat etme. Makale ünitesi de önemlidir, ha soru gelir. Aydınlığa çıkarma amacıyla yazılan yazılır. Uzmanlık gerektirir. Ciddi ve nesnel bir dil kullanılır. Her konuda yazılabilir. Namık Kemal'in Tercüman-ı Ahval Mukaddemesi makale türünün ilk örneklerindendir demiş. Tercüman-ı Ahval Mukaddemesi Namık Kemal'in değil, Şinasi'nin arkadaşlar. Tercüman-ı Ahval gazetesinin ön sözü demek istiyor. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği. Bakın 5 numarayı D'ye koymuşum. Bu tarz bir artistlik yapılabilir. Hemen E seçeneğine gitme. 13. Bu basamaklar aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde geçerlidir diyor. Bakın arkadaşlar, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça. Bu bölümler, bu aşamalar sadece makalede görülen aşamalardır. Çok güzel bir soru, cebinizde kalsın. Geldik 14. soruya. Gayet seri gidiyorum arkadaşlar. Bakın 9. 9 dakika olmuş, 14. sorudayız. Çok hızlı, çok seri gidiyoruz.
Yukarıdaki şiir türünde yazılmış eserlerden hangisi Namık Kemal'e ait değildir? Vaveyla yani çığlık onun, Müntabat-ı Eşar, Şinasi'nin, Vatan Şarkısı, Murabba ve Vatan Türküsü de yine Namık Kemal'in arkadaşlar. Doğru cevap tabii ki B seçeneği olacak. Gayet net. Müntabat-ı Eşar'ın Türkçesi seçme şiirler demek. O da Şinasi'ye ait. Cebinizde kalsın. Geldik 15'e. Geldik hocam cümlenin ögelerine. Hangisini doğru vermiş diyor. Ailesinin göğsünü her zaman kabarttığı halde değer görmediğini kendisi çok iyi biliyordu. Biliyordu yüklem. Kim? Kendisi. Özne. Nasıl biliyordu? Çok iyi. Zarf-ı Mecinne'yi vesaire vesaire. Belirtili nesne. Yani nesnemiz olsun. Belirtil başlasın tabii. Sonra özne zarf-ı mecbur yüklem olsun. E seçeneği gayet yerinde bir cevap olsun. Sizden ricam arkadaşlar, bu tarz sorularda tek tek yüklemi, özneyi vesaire bulmaktan ziyade okuyarak da çok rahat birçok şeyi fark edebilirsiniz. Yani seri bir okuma yapsanız arkadaşlar aslında burada çıkıyor. Mesela ailesinin göğsünü her zaman kabarttı halde değer görmediğini. Bakın 1. Kendisi. 2. Çok iyi biliyordu. 4. Parça olduğunu. En azından neyi diye başladığını. Yani kafanızdan bölme yapıp da hemen bir iki tanesini uyarlarsanız çok daha hızlı çözersiniz. Evet arkadaşlar, geldik 16. soruya. Hemen şöyle bir bakalım. 16 diyelim ama bir öncesine bakalım. 15-16. Evet. Altı çizili ifadenin yerini soruyor. Ögesini soruyor. Hangi öge olduğunu soruyor. Bakalım. Nevşehir gezisinde fotoğraf makinesi getirmediğini öğrenince güzel. Ellerindeki telefonların kamera özelliklerini değerlendirmek gibi bir şey yaptılar. Yaptılar yüklem. Kimler yaptılar? Onlar yaptılar. Ne yaptılar? Vesaire vesaire gibi bir şey. Ne sorusunun cevabı? Normalde öznedir. Ne ve kim sorusu ama özneyi buldu. Bakın burada gizli öznemiz var. Demek ki ikinci soru artık belirtisiz nesneye gidecek. Yani önce yüklem, sonra özne bulursanız ondan sonra nesneyle özneyi karıştırmazsınız. Aman dikkat. Önce yüklem, sonra özne. Sonra ne sorarsanız sorun. Belirtisiz nesne. Ne sorusunun cevabı. 17. soru. Ögeler ayırmada yanlışlık yapılmıştır soruyor. Edebiyat sevgisi konuşmalarındaki nükteden vurgulardan anlaşılıyordu. Kişisel beklentiler toplum nezdinde doğru bir yaklaşımla anılmayacaktır. İlgili olduğu konularda kimsenin görüşlerini almazdı. Sınav hazırlığı çalışan öğrenci için çekilmesi zor bir eylemdir. Bu nasıl bir bölmedir ya? Çekilmesi zor virgül bir eylemdir. Bakın ben bile okurken, hani bu soruyu yazmış olmama rağmen, ben bile derken, bu soruyu ben yazmış olmama rağmen okurken çekilmesi zor bir diye böldüm mesela. Oysa çekilmesi zordan bölmüş. Saçma sapan bir bölme bu. Yani tamlamayı bölmüş, tamlamaları bölemezsiniz. Söz öbeklerini bölemezsiniz. Deyimler bölünmez. Allah aşkına, doğal olarak burada hızlı okuma yapıp bölünmüş mü bölünmemiş mi ona bakarsanız saniyesinde çözersiniz. Şunu yapmayın mesela bu sorularda. Önce yüklem, sonra özne falan. Ha doğruymuş, tamam. Hayır. Seri okumayla tamlama bölünmüş mü bölünmemiş mi ona bakmanız yeterli olur fazlasıyla. E o zaman uzattın hocam. Çok uzattın. Hadi devam edelim. 18. soru, bitiriyoruz. Hangisi yüklemi buldurmaya yöneliktir diyor. Bakalım. Senin göstermek istediklerini bir anda kim gösterdi? O. Özne burası. Şu özneyi buldurdu değil mi? O gösterdi. Yani direkt soru ifadesinin yerine cevabı yazarak bakıyorsunuz. Konuşmalarımızı en heyecanlı yerinde bölen kimdi? Atıyorum Ali'ydi. Ya da oydu. Yani hocam o küçük olsun. Oydu. Yani yüklemi buldurmaya. Nasıl hocam? Ali diyorsunuz, o diyorsunuz. Özne değil mi? Ya işi yapan gibi düşünme. Konuşmalarımızı en heyecanlı yerinde bölen Ali'ydi. Hadi bakalım ne diyeceksin? Ali'ydi yüklem. Kim? Ne Ali'ydi değil mi? Soru böyle gidecek. Yani aslında kimdi? Ekeylem almış, bakın dikkat. Kim idi? Yüklem olmuş. Hani isme geliyor yüklem yapıyordu ya ekeylem. Aman dikkat. Çok güzel bir soru bu. Ters köşe yapmaya çok müsait. Yani bu sorularda arkadaşlar soru sözcüğünün yerine cevap yazıp bakmalısınız. Devam, kaçtı? 10, bu kaç? 18 mi? 17 mi? Ne yazmışım? 17, 18... 19. Hangisinde yüklem söz öbeği şeklindedir? Bismillahirrahmanirrahim. Yüklemi bulacağız, bir de tamlama olacak. Sözlerini dinlerken gözlerim yavaş yavaş kendini uykuya hazırlıyordu. Hazırlıyordu. Hayır, burada bir tamlama yok. İstediklerimi görebilmek için buradan kalktım. Kalktığımda bir şey yok. Sevdiği insanları bir arada görünce bir anda sevindi. Sevindi, burada bir şey yok. Kurallara uymamak adına geliştirilen bu sistem yakın zamanda terk edildi. Terk etmek. Ha, kalıp ifade arkadaşlar. Bu etmek olmak, kılmak yardımcı eylem. Söz öbeğidir biliyorsunuz. 4 numara cepte. Tamlamalar, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller. Bütün birleşik fiillerin hepsi öyle zaten. Deyimler, bunlar hep söz öbeğidir. Bir şeylere olacaktı. Burada bir şey yok hocam. Geldik 20. soruya. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Yıllar geçtikçe nasıl bu hale geldiğini düşünmeye başladı. Arkadaşları bu kadar yaşlanmadığı için kendisini yalnız hissediyordu. Yalnız mesela burada bariz. Soy sop ayrı olacak bariz. Boylu boslu bir kişiydi ama bakın arkadaşlar. Bir numaraya dikkat ederseniz gayet seri bir şekilde okudum ve bir şey söylemedim onun hakkında. Diğer şıkları da bir görüp bir konuda size bilgi vermek istedim. Hale derken A'nın üzerinde şapka olacak. %99'umuz buna dikkat etmemiştir. İlk başta hale deyince ben yakaladım, durdurdum. Acaba dikkat etmiş miyiz? Devam ettim. Evet, diğerlerindeki yazım yanlışlarını görünce iyice netleşti. Şimdi hal nasıl bu hale geldi diyor. Fark etmez hal, durum, tavır. Tamamdır, şapka var. Şapkanın kullanılıp kullanılmaması yazım yanlışıdır.
2 numarada arkadaşlar yalnız değil yalnız olacak. 3 numarada soy sop ayrı olacak arkadaşlar, aman dikkat. 4 numarada boylu bostlu, doğru. Boylu postlu deriz ya biz. Hayır, öyle bir ifade yok, yanlış. Boylu bostlu olacak, doğru olan bu. Burada bir sıkıntı bakıyorum, yok gibi. Onun hiçbir konuda, konuda değil konuda olacak. Evet, 4 numarada yazım yanlışımız yok arkadaşlar. Konuların dağısı bitişik olacak. Diğerlerini zaten söyledik. Hadi devam edelim. 21. Altı çizili sözcük ve söz gruplarından hangisinin yazımı yanlıştır? Mamak ilçesinde diyor. Doğru, ilçenin iyisi küçük olur, gelenek ayrılmaz. Birçok bitişik yazıdır. Abidinpaşa semtindeki. Hangisinin yazımı yanlış diyor. Şimdi burada semt, ya çok kullanılmayan bir ifade ama hani il, ilçe, köy deriz ya, oraya belediye de katarız, semt de katılabilir. O da küçük yazıdır biliyorsunuz. 321. sokakta noktadan sonra küçük harfle başlanması burada çok artistik. O da doğru. Ama her biri derken her biri arkadaşlar, aman dikkat, kesinlikle ayrı olacak. Doğal olarak doğuracağımız kesinlikle E seçeneği. Devam hocam. 22. Nokta alma işaretleri sorusu artık bitsin hocam, bitirelim. Çantasının içinden çıkan iki şey demiş. İki noktayı yapıştırmış. İki şeyi saydığı için kalem, silgi, virgül ve noktayı da burada koymalısın. Bir kere iki noktayla başladık, virgül, nokta dedik. Var mı hocam? Evet, B ve C aynı gidiyor. Burada gitmiş, E ölmüş. Devam. Bunları bir kenara koydu. Bakın tam nokta koyacağım. Ç'nin küçük olduğunu görüyorum. Virgülle devam ediyorum. Tamam, eyvallah. Çantasında defterini, virgül, dosyasını göremeyince... burada durdum hocam. Bak şimdi. Bunları bir kenara koydum. Normalde noktayı yapıştıracağım ama çantanın içerisinden dolayı bir virgüle gidiyorum orada. Fakat devamında diyor ki çantasında defterini, virgül. Ha, burada bir cümle var. Yeni bir cümle devam ediyor. Bu cümlede de virgül var şurada. O zaman iki cümle var. Ve bunların herhangi birinde virgül varsa bu iki cümleyi noktalı virgülle sıralamak zorundayız arkadaşlar. Doğal olarak noktalı virgül geldi, sonrasında virgül ve nokta. Yani cevabımız kesinlikle C seçeneği olacak. Var mı soru işareti? Yok hocam. Güzel, güzel soru. 22. Geldik 23'e. Hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır diyor. Bu cümlede hangi görevde kullanılmış ola ki? Çocukların hayallerine dokunmak öyle sanıldığı gibi basit bir eylem olmanın ötesinde oldukça değerli bir eylemdir. Ne vesaire vesaire. Özneyi belirgin kılmak adına kullanılmış arkadaşlar burada. Gözleme yemek için içeri girdi. Gözleme yapan kişi gitmişti. Sıralı cümle bu. Kitap okumak için notlarını, kalemlerini topladı. Eş görevli sözcükleri sıralamış. Sinema filmlerini, tiyatro oyunlarını izlemeyi severdi. Eş görevli sözcükler sıralanmış. Okumak onun bu hayatta değer verdiği bir şeydir. Bu özneyi belirgin kılmış. D yukarıdakiyle aynı. Burası da özneydi çünkü. İnsanların dürüstlüğünü, doğrusunu bulmak zordur. Dürüst, doğru vesaire derdi diyor. Tamam, bu da eş görevli sözcükleri sıralamak amacıyla kullanılmış. 24, 25 var mı hocam? Evet, 24'ten sonra müthiş bir not geliyor. Orayı kaçırmayalım. Evet, hangisinde virgül yanlış kullanmıştır? Masalların gizemli dünyasını keşfetmek, anlatılanların gizemini çözmek istiyordu insanların zihinlerini. Dışa vurup da aslında kastettiklerini öğrenmek istiyordu. Düzenli çalışmış olsa, anlatılanları iyi dinlese başarılı olurdu. Bakın, sasiyeden sonra virgül gelmez ama iki tane kullanıldığı için, sıraladığı için virgül gelinmesi doğru, kullanılması. Çalışıp, emek harcayıp, bu da yine aynı mantıkla. Zarf fiilden sonra virgül gelmez ama zarf fiilleri sıralıyorsak virgül kullanırız. Devam. Bizi görünce duyduğu ne varsa anlatmak için geldi. Görünce, ince ince, zarf fiil var, zarf fiillerden sonra gelmez. Yukarıda gelmiş hocam. Yukarıda sıralamış arkadaşlar. Çalışıp, emek harcayıp, şunu yapıp, bunu yapıp sıraladığı için orada kullanılması doğru ama 5'te sıralama yok. Doğru cevap E seçeneği olacak. Zarf fiil tek başına kullanıldığında sonrasında virgül gelmez. Şimdi bunları mutlaka bilin dediğim bazı yazar eserler var. Onları şöyle ekranda durmasını isteyeceğim. Kemal Tahir'den Yorgun Savaş'a Devlet Ana çok çok dikkat çekecek. Orhan Kemal'den Eskici ve Oğulları Murtaza, aman dikkat. Ya Ekmek Kavgası da çok iyi. Yaşar Kemal'de Yılanı Öldürseler hiç fena değil. İnce Mehmet zaten bir numara. Ahmet Hamdi'de Beşşehir mutlaka sorulur. Şöyle bir göz atıyorum. Fakir Baykurt Yılanların Öcü. Değil mi? Tarık Buğra Küçük Ağa, Bir Biçim Rüyası. Bunlar cebinizde kalsın. Olası bir yazar eser sorusu için bunları topladım sizlere. Memduh Şevket Esendal'dan Otlakçı mutlaka sorulacaktır. Peyami Safa 9. Harcı'ya koşu Fatih Erbey ile gelecektir. Hardun Taner'de Şişhane'ye yağmur yağıyordu ve Keşanlar'ın destanına dikkat çekecek. Şimdi hocadan hocaya fark var tabii ki arkadaşlar. Bazı hocalarımız tabii ki eserlere giriyor, eseri şeklini anlatıyor. Bazı hocalarımız genel anlamda dönem özelliklerini anlatıyor. Yani biraz hocanın tarzı, biraz öğrencilerin beklentisi, biraz o okulun adı, çerçevesi, binası, şunu bunu, her şey etkiliyor ders anlatımını ister istemez. Bu kaçınılmaz. Doğal olarak hocamızın anlatımına göre ben de sonuna birkaç tane yazarası ekledim arkadaşlar. Onu zaten şöyle ekranda tutacağım. Buradan fazlası şu dakika bile bakabilirsiniz, alabilirsiniz. İçiniz çok rahat olsun. Evet, 11. sınıflar, güzel bir hazırlık oldu bence. Çok güzel sorular çözdük. Yazım noktalaması var, makalesi, hikayesi, şunu bunu, her şeyini gördük. Bomba bir soru çözümü oldu. İnşallah çok işinize yarayacak. O zaman kaçar hocam ben. Görüşmek üzere, kolay gelsin.